tüm dünyayı da etkili olan bu kuraklık ilimizde de yani hem ülkemizde hem odası ilimizde de etkili oldu. Bundan paralel olarak yağış miktarlarında geçen yıllara oranın %75'e yakın düşüşler söz konusu oldu. Havaların tekrar sıcak gitmesi tarımı olumsuz etkiledi. Daha ziyade dengesiz gitmesi, aniden ısınması tarımda istemediğimiz gelişmeler neden oldu. Buna paralel olarak arkadaşlarımızın çalışan il ve ilçe milletvekili personelimizin saha çalışmaları neticesinde bizim ilimizde %60 ile %90 arasında bir kuraklığına maruz kalındığı görüldü. Bunun üzerine bakanlığımız Cumhurbaşkanlığımızın çıkarmış olduğu karneme kapsamında bizde çalışma istediler. Biz de çalışma yaptık. Bakanlığımızdan gelen elemanlar da yapılan çalışmaları denetlendi. Şu anda o çalışmanın içerisinde parsel bazlı kıracı ekim yapılan yani kurak alanlarda ekim yapılan ürünlere dekar başına en az 30 en fazla 100 liralık bir destek söz konusudur. Bununla ilgili bu hasar oranı nispetinde değişecektir. Bunlarla ilgili son çalışmalarımız yapılıp askıya çıktıktan sonra vatandaşlarımıza bakanlığımız tarafından ödenekleri aktarılacaktır. Malumunuz zaten bizim kuraklıkla ilgili ve diğer çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşın gıda zincirinde herhangi bir aksama olmaması amacıyla gıda üretimi sürekli çiftçilerimizin ekim alanları yapması için olan destek ve teşviklerimiz de devam ediyor. Bakanlığımız bu yıl tüm Türkiye'de uygulayıp ilimizde de destek verdi. Biz %75 hibeli tohum veriyoruz vatandaşlarımıza. Öncelikle buğday, arpa, korunga, yonca tohumları vatandaşa %75 hibeli vererek bu kuraklıktan en az etkilenmesi amacıyla böyle bir çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılda projelerimizi hem 2021 yılında da verdik. 2022 yılına da bakanımız tekrar bizden bu tip projelerimizi hazırladı. Bu tip projelerimizi hazırlayıp bakanımıza sunduk. Bunlardan yaklaşık 5 milyona yakın bir kaynak geldi. Bunları vatandaşlara dağıttık. Ayrıca DAP İdaresi kapsamında sunulmuş projeler de orada onaylandı. Gerek bu kıraç alanlarda sıvat dağıtımı, köydeki küçükbaş hayvancılığının meralarda ve yerlerde sulanabilmesi için sıvat olsun. Gerek yem bitleri sulak alanlarda da yem bitleri ihtiyacını karşılayan hem yonca koronga hem de silajık üretimine projelerimiz onaylandı. Bunları da il ve ilçe müdürlüklerimizin hazırladığı ve ilimizde hazırladığı projeler süratle hayata geçirilerek vatandaşların bu projelerden, bu etkilerden en az zarar görmesi için bütün tedbirler elimizden geldiği kadar uygulamaya koyduk. Tabii bizim bu kuraklıktan dediğim gibi su ürünleri de etkilendi. Özellikle Sarı Mehmet ve Zeynep barajımızdan ki kafes alıp balıkçılığı yapan üreticilerimiz bundan etkilendi. Bu suyun düşmesi ve suya bağlı düşmesine paralel olarak sudaki oksijen seviyesinin düşmesine paralel olarak oradaki balık ürünleri gerçekleştirildi. Bunlarla ilgili biz gerçi raporlarımızı, analizlerimizi 100. Üniversitesi'ndeki su ürünleri fakültesindeki arkadaşlarla beraber arkadaşlarım çalıştılar, numuneleri aldık. Şu anda gözüken bu balık ürünleri birinci sebep olarak sudaki oksijen seviyesinin düşmesi olarak gözüküyor. Burada tabii bir hayli kaybımız oldu. Bu sene alabalık üretiminde yıllık üretim kapasitemiz 2700, yani toplam kapasitemiz 3700 ton iken işte üretimiz 2800-2700 tonlardayken bu daha da aşağılara düşecek. Çünkü bizim balıklarımızın büyük kısmı buralarda kafeslerdekiler balık ürünleri oluştu. Diğeri ise biz son 3 yıldır başlatmış olduğumuz baraj ve göletlerde sazan, aynalı sazan balığıyla balıklandırma çalışması. Bu sene de 1 milyonun üzerinde bir yavru balık getirerek buralara bıraktık. Amacımız buradaki göletlerde, göllerde ve göletlerde balık popülasyonu arttırmak, burada balığı artırarak hem vatandaşlara ek bir gelir kaynağı sağlamak hem de dediğiniz gibi su göç yolu üzerinde olan ilimizin bu göçmen kuşlarının geçiş güzergahındaki oraları da bir katkı sunmak da hedeflerimiz arasında ama asıl amacımız bu bölgedeki yetişen yaşayan vatandaşlarımıza gelir kaynağı artırıcı faaliyetlerden biridir bu. Bu her yılda devam edecektir. İnşallah bol yağışların olduğu göletlerin azına kadar doluları da bizler de yavru balıklar atarak daha balık bol olduğu göletler diliyorum yani.